silahların alındığını duyarsa çok kızacak. Kızarsa soğuk suya girer serinler. Geçtiğini hayatınla ödeyeceksin. Anlaştığımız gibi, yarın babayı temizleyeceksin. Üstünü de iş bittikten sonra alacaksın. At yarışı hesaplarını Necmi'den al, akşama kulüpte buluşuruz. Hamdi de seninle gelsin. Peki Şükrü. Fakat ben de gelseydim. 20 yıldır ilk defa bensiz iş yapıyorsun da. Üzme kendini. Merak etme avukat, ben varım babanın yanında. Kendine iyi bak baba! Merak etme Ziya. Eyvallah. Bu işte bir kelek durum olmasın evlat. Endişe etme baba. Her şeyi ayarladım. Sen beni hala 10 sene evvelki ilk yanına geldiğim toy halimle görüyorsun. Bu iş sağlam. Ben kendi ayarlamadığım hiçbir işi sağlam görmem. Bunu gör baba. Oğluna da güven. Senin koltuğunun altında yetiştiğimizi unutma. Patronun yok mu? Bir iş için gitti. Bize viski getir. Baş. Bekletilmeyi sevmediğimi bilirsin. Adamın geç kaldı. 10 dakikaya kadar gelir. Babayı öldürdü köpek. Aramızdaki pay vaziyetleri aynen devam edecek. Rıfat, sen sigara viski işine bakacaksın. Ali, sen at yarışları davasına bakacaksın. Hüsnü, kumarhane vaziyetlerini idare edeceksin. Tamam mı? Tamam. Sen de Ahmet, Luna Park'la pavyon işine bakacaksın. Avukat, sana gelince hesapları ve kasayı Feyzi'ye devret. Ayrıca üzüntülü ve yorgunsun. Sen artık dinlenecek hakkındır. Meraklanma, geçineceğin kadar arpanı sana yollarız. Kasanın anahtarlarını teslim et. Hamdi,
Sen nereye Hamdi? Vay Kamil! Hoş geldin. Nereden üstüne buraya düştün? Şükrü davasından. Şükrü'nün ölümüne çok üzüldüm. Sarıyer'den öyle bir kavadayı bir daha çıkmaz. Öyle. Muhtar itinin size attığı kazık doğru mu? Şimdi kazık atma sırası bende. Bahattin! Buyur abi. Masayı donat, bir de büyük getir. Peki abi. Eskisi gibi bir büyük sallarız değil mi? Herhalde. Neydi o 25 sene önceki muhabbetler? Şükrü burada midye dolması satardı. Sen de köşede boktan bir makinede istida yazardın. Ulan Kamil, arzu hal dümeniyle sonunda avukat dedirttin ya kendine. Ama sonunda muhtar pezevengi forsumuzu bozdu. Sen kolay kolay harcanmazsın avukat. Harcanmayacağım. Şükrü'nün 20 sene önceki karısı Nafiye'yi hatırlar mısın? Hatırlamaz mıyım? Şimdi ben onu nerede bulabilirim Arap? Eyüp Sultan mezarlığında. 20 gün önce bir kamyon zavallı kadını altına alıp paramparça etti. Hani Şükrü'den olma bir oğlu vardı. O ne oldu? Yıllardır kayıp Arap. Bırak şu serseriyi. Serseri mi? Hem de daniskası. Öylesinin ne zeytine faydası olur ne de ekmeğe. Peki nerede bulabilirim o iti? Duyduğuma göre İzmit'teymiş. Bizim Opel Necati'den daha iyi öğreniriz. Sakın tutma beni, gücenirim ha. Ben giderim arkadaş, korkmam. Vazgeç ulan, delirdin mi? Sadık seni parçalar sonra. Giderim ben, alt tarafa hesaplaşacağız. Hesabın sonunda zararlı çıkacaksın ama. Korkmazsan gel de gör. Ben yokum, sana güle güle. Hadi eyvallah. Söyle ulan, oyunu kim kazandı şimdi? Sen kazandın, vallahi sen kazandın Sadık Usta. Oyunu ben bu kadar oynarım. Böyle oyun kazanmayacaksın kurban Sadık. Necati 5-0 galipken parayı sen alıyorsun. Sen solun, tantan etme. Seninle hesaplaşmaya geldim. Hesaplaşalım. Hesaplaşalım. Şimdi sen bana atmak için 30 kutu ne vermiştin? Ne vermiştim? Sahi ne vermiştin? Ulan hıyar, 30 kutu pişmaniye vermiştim. Vermiştin. Şimdi hesabı yapalım. Kutusu 10 liradan ne yapar? 300 lira yapar. Benim hesabıma göre 30 lira yapar. Al şu 30 lirayı. Alamazsın. Çünkü bu benim yevmiyem. Şimdi hesaplaştık mı usta? 30 kutu daha ver de satayım. Görüyorsun ki ne kadar temiz hesap görüyorum. Yapma. Şimdi en temiz hesabı ben göstereceğim. Kendine sana. Gel, bana bak. Gidiyorum. Sana lan! Durduran yok mu bunu? Durdurun! Öleceğim! Durdurun! Ya nereye gidiyorsun oğlum? Dursana, bana bak! Aman dikkat edin çocuklar! Çizilmesin! Dünyanın en büyük tablolarından biridir bu. Sen yavaş, merak etme. Yavaş. Yavaş götür yavrucuğum. Yavaş yavaş. Tamam. Çekil! Önümde kimse geçmesin önümden! Çekilin lan! Çekilin! Bu nereden çıktı ya? Çekil! Ah! Eyvah! Mahvoldun! Allah kahretsin seni adam! Sana çek dedik ulan! Çekseydin ne yapalım? Allah Allah! Durduramıyorum zaten! Oraya da bir fırça at aslanım! Göreyim seni! Şşş! Bana bak! Boyacı! Boyacı çekil lan! Çekilsene bak! Ah! Oy senin gözüme gözlük be! Hay Allah kahretsin! Tabeliyi de... Mahvettin! Beni de mahvettin! Ana! Hemen geliyorum. Allah! Sen kimsin? Terbiyesiz, ahlaksız. Senin böyle olduğunu bilmiyordum. Annemin evine gidiyorum. Nermin! Ne Nermin ulan? He? Eşek, ne Nermin'i? Ay, Nermin! İşte salatalık ticarete başladı. Pişmaniye! Pişmaniye var! Pişmaniye! Pişmaniye var! Pişmaniye! Versene bir kutu. Al canım.
Versene ulan parayı. Hadi eyvallah eyvallah. Ulan nereye? Eşalaşık parayı ver. Bana bak. Ankara'ya kadar yürüyerek gelir alır paraya. Ver. Eşalaşık bak gidiyor kaçıyor. Lan buraya gel. Şimdi dediğim gibi fiyatı kıralım. Elindeki malları kapalım, tamam mı? Tamam. Pişmaniye. Pişmaniyeci. Ne haber lan? Hadi yürü gidelim. Herif pişmaniyeyi aldı gitti, parasını vermedi ya. Allah Allah. Pişmaniyeci gel bakalım. Kaç para? 10 lira. Dayı bizde 9 liraya pişmaniye. Nereye ulan? Gel bende 7 oldu. Gel bakayım hadi. Gel. Ben 6 liraya veriyorum. Ne vuruyorsun lan? Gel bendekinde ikramiye var. Gel 5 kağıt gel. Bayatını alma elini yakar. 3 liraya düşürdü pişmaniyeci Yaşar. Gel buraya kardeşim bendeki 1 lira. Ölümü öp benden al. Ha canım. Ver 5 tane. 5 tane mi? Evet 5. Çekin şöyle. Helal olsun abi. Üstüne pişmaniyeci yok. Al şu 30 kağıdı, ver hepsini. Tamam alın. Nasıl hepinizi kazıkladım? Bende hiç mal kalmadı. Siz şimdi akşama kadar eşek gibi dolaşın. Gerize bak. Hadi herkese benden birer çay yap bakayım. Tamam mı? Siz de sağ olun hanım. İşlerim bugün çok iyi gitti de. Ali, var mısın benimle bir 52? Varım abi. Hadi, ver bir 52. Şu gazı bir yollayayım bakayım, tamam mı? Bu herif bu kadar bağırırsa sesi kısılır. Eyvah yandık, sus da kağızım geldi. Ulan hergeliler, geçen gün neden bana manalı manalı baktınız ha? Var mı ulan içinizde bana yan bakan? Var mı? Var mı bana yan bakan dedim? İçinizde erkek yok mu be? Var mı bana yan bakan? Var mı? Var. Kimmiş bu lafı diyen? Kimmiş bana yan bakan bakayım? Ben. Herkes açışıyor. Ne oluyor? Daha ne olsun abi? Namlı Kabadayı Susta Kazım'la Kemal içeride kapışıyorlar. Onun için herkes kaçıyor. Aklınız varsa siz de kaçın. Ulan sen bana nasıl yan bakarsın? Bak da görelim. Eğer bakamazsan ciğerin gitti. İşte böyle bakarım. Nasıl, iyi mi? Ulan şimdi bademciklerini alacağım senin. Allah razı olsun Kazım abi. Senelerdir şişip duruyor. Al da beni kurtar bu dertten. Hadi canım. Vay anasını be! Şu Kemal'e bak! Koskoca Susta Kazım'ı çimento torbası gibi dışarı attı. Allah Allah! Yaşa be Kemal, Susta Kazım'ı madara ettin. Ben ne yaptım ya? Aslanım benim. Koçum benim. Ver elini öpeyim. Sahi ya, ben de onu bir bok sanırdım. Bir vuruşta dışarıya fırlayıp gitti yine. Aslanım benim. Koçum benim. Hey yavrum, hey! İşte, babasına layık evlat diye buna derler. Baban sağ olsaydı da bu günleri görseydi. İşte meşhur Kababeyi Baba Şükrü'nün namını yürütecek delikanlı. Gel seni bağrıma basayım. Bırak amca, nefes alalım be! Bu haber İstanbul'da bomba gibi patlayacak.
Biraz daha sıkarsan ben patlayacağım zaten. Ne patladı? Lastik patladı. Niye patlattın ulan? Konuşsana ulan, niye patlattın? Şimdi lastiği değiştiririm. Bundan başka araban var mı? Yok. Hani babamdan çok mal kalmıştı avukat amca? Çok kaldı. Bir daha saysana, hoşuma gidiyor. Hadi, neden saymıyorsun? Say bir daha be avukat amca. Vallahi hoşuma gidiyor. Gazino. Gazino. Luna Park. Luna Park. Dönme dolabı da var tabii. Var. Saysana, hepsini say. Bir sürü yarış atı. Eşek yok mu? Yok. Niye? Otele atladın. Unuttun mu sandınız? Otel de var tabii. Pişmaniyeci dükkanı yok mu? Baban ufak işlerle uğraşmazdı. O büyük iş adamıydı. İş dedin de aklıma çişim geldi. Amma da sıkışmışım be. Dur bir dakika, çişimi edip geleyim. Bu haşlamanın teki be. Budalanın danışkası. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bu kerizi muhtarın önüne sürersek bunu gazoz gibi içer. Anlamadığım dalga şu, bu herif Susta Kazım'ı nasıl haşat etti? Ben de çözemedim davayı Hamdi. Ama işi bu herifle götürmek zorundayız. İşin raconunu buna artık sen öğreteceksin. Ne diyorsun avukat? Kemal bu kafayla kabadayılığın içine eder. Ettim ağabey. Rahatladım. Oh, dünya varmış. İşte babanın köşkü. Bundan sonra burada kalacaksın. Amma büyük be. Ana ne güzel. Kurtarın beni, köpek geliyor. İnşallah kendi başını yersin. Pantolonum köpekte kaldı ya. Baba, babacığım, babamın ruhu geldi galiba. Baba, babacığım. Bakıldım! Karşıya bak be, karşıya bak, karşıya. Koskoca papağanı görmüyor musun? Merhaba. Niye şaşırdın be? Ben seni kuş sanmıştım ağabey. Ben kuş değilim. Haklısın, ben kuşum. Ne o Kemal, hemen de Ziya ile arkadaş olmuşsun. Konuşuyor bu. Babanın en iyi dostuydu bu papağan. Çok severdi bu kuşu. Babam da bunun gibi kuş muydu? Yok canım, bizim gibi insandı. Peki öyleyse, bu kuşla nasıl arkadaş oldu? Ona insan gibi konuşmayı öğretti. Peki, bana konuşmayı kim öğretti? Babam tabii. Hayır, kabul etmiyorum. Neden yavrum? Bir kere kuş benden daha iyi konuşuyor. Her bir boku da biliyor. Bok sensin. Bak sana diyor. Hadi yürü. Ah. Ne haber Ziya? Yeni patronumuzu beğendin mi? Hayır. Gel bakayım omuzuma, gel.
Durum nasıl abi? Bu herifte ne kafa var ne de yürek, işimiz zor. Sen bunu ne kadar çabuk rendelersen o kadar çabuk rahatlarız. Hı. Bu hiçbir kalıba gelmez. Silahı görünce kaçar. Silah havasına girme. Sanki ticaretin usulüymüş gibi racon kesmeyi öğreteceğiz ona. Anladım. Kemal muhtardan babasının mirasını gayet rahat, hiçbir şeyden uyuz olmadan isteyecek. Tamam mı? Tamam, tamam. Yani biz piyasaya sahte bir kabadayı atacağız. Ya bu dümenimizi yerler parsiyi toplarız, yahut da Kemal'i babasının yanına gömerler. Şimdiden Allah'ın abi denilsin. Çok konuşma Ziya. Ay Allah. Abi! Hadi yürü. Ah! Gülmesene ulan tereyağı. Ben de yürümeyi öğren. Ulan ben şimdi senin ağzını aç. Dur oğlum, kuşa mı uyuyacaksın? O da kuşsa kuşluğunu bilsin canım. Hep aklımı karıştırıyor. Sen ona uyma. Şimdi bak. Ben kapıdan girip nasıl fiyakama basarak yürüyeceğim. Bak dikkat et. Gelme lan, yer kalmadı artık. Gelme. Ne korkuyorsun? Sana iyilik yapıyoruz. Hadi, şimdi sen yap. Poz atmayı unutma. Peki abi, iyi poz atarım. Hadi, göster kendini. Allah Allah. Ulan kafamı kızdırma, pişirir yerim sana. Bırak şimdi, biz dersimize bakalım. Otur şuraya. Ben şimdi senim, sen de muhtarsın. Ben şimdi muhtar mıyım? Evet. Hangi mahallenin muhtarıyım? Ulan çıldırtma beni! Niye sinirleniyorsun ya? Ben muhtar olmam arkadaş, ben gene ben olacağım. Otur oğlum şuraya. Şakadan. Ha şaka. Şaka, şakadan canım. Şaka. Anladım canım, evet. Beni şimdi adım adım takip et. Olur. Nasıl takip ettim ama? Berbat! Ulan eşoleşek! Kemal, papağana boş ver. Ben sana göstermem mi ulan? Otur şuraya, yerinden de kalkma. Gözün bende olsun. Kalk yerimden ulan! Kalkma ulan! Sana kalk dedim! Kalkma sakın! Aferin! Kalk diyorum ulan sana! Kalk! 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 Yahu bir karar verin ne olur! Ziya, kalkayım mı canım? Erkekse kaldırsın! Kalkmıyor mu lan? Ulan ben sana kalk deyince kalkacaksın! Kalk! Kalk! Şşş, yapma, bana bak! Ne olur yapma be! Çevirme, başım dönüyor! Kendine gel Hamdi! Kendine gel Hamdi diyorlar! Oh! Oh! Çok güzel oluyor ya! Vallahi! Abi, beni bir kere daha fırlatsana! Hadi anam! Hadi canım. Allah'ım, delireceğim ben! Allah Allah! Niye sinirlendi acaba? Şey, amca, istersen sen beni fırlat.
Allah Allah! Yahu beni fırlatacak kimse yok mu? Sabırlı olmamız lazım Hamdi. Ben bu işte yokum baba. Yoksa fıttıracağım. Beni dinlemiyor, kuşu dinliyor. Dinleyinceye kadar uğraşacağız, başka çare yok. Rolünü papağan gibi ezberleyecek Hamdi. Peki baba. Duruma artık iyice hakimiz. Karşımızda dikiş tutmaz Sabri var. Onu nasıl harcayacağız abi? Herif yedi bela. Evet, anlıyorum. Çok zor ama bir biçimine getirip onu da harcayacağız. Paylar bundan sonra bize akacak. İşin kaymağını biz yiyeceğiz ayrı. Bu ne laballik avukat? Masama oturma hakkını kim verdi sana? Kalk oradan! Sen bu koltuğa hiç oturamazsın muhtar. Ben bileğimle bu koltuğu kaptım. Kafamı bozma, yoksa çok fena harcarım seni. Bu koltuğa fazla güvenme. Hava mı basıyorsun lan? Bu koltuktan biraz sonra toz olacaksın. Babanın oğlu Kemal neredeyse bomba gibi buraya düşecek. Babanın oğlu mu atıyorsun? Evet, babanın öz be öz oğlu. İşte geliyor, iflahını kesecek. Ne yapayım? Yürü, muhtarı kaldır. Kalksana ulan babamın koltuğundan. Kalksana ulan babamın koltuğundan. Ne yapayım oğlum? Al şekerli bir kahve iste. Al şekerli bir kahve yap bakayım. Vazgeçtim kalsın. Hesap sor. Ne? Hesap sor. Babamın hesabını verin. Hepinizi pişmaniye gibi yerim. Kasa kimde? Bende abi. Kasayı buraya getirin. Getirmiyorlar. Silahını masaya koy. Kasayı getirin dedik. Muhtardan ateş iste. Yak. Ver lan şunu bana. Boğulacağım. Ayağımın dibine koyun bakayım. Patron bir şeye bozuldu, çabuk dışarıya çıkın! Çıkın, çıkın, çıkın! Niye kızdın patron? Eşal eşekler kasayı ayağımın üstüne koydular! Oh, dünya varmış be! Aç kasayı paraları görelim! Ne yapacağız bu durumda abi?
Bırakıp gidecek miyiz Avanta'yı bu herife? Sen ne gazel okuyorsun Hayri? Avanta bırakılır mı? Bunların hepsi benim. Babamdan kaldı. Kimseye verme. Ama ben gene de size birkaç kuruş vereceğim. 50-50 lira yeter size. Paraları çarçur etmek yok ama ha. Al. Al bakayım. Al. Taksitle televizyon alırsın. Sana da 100 lira. Çalışırsan, gözüme girersen... ...ileride haftalığını 150 lira yapabilirim. Yeter mi? Hadi, 50 lira daha zam yapayım da... ...yüzün gülsün, al bakayım. Sen de para beğenmiyorsun kardeşim. Parasız kal da akıllan. Eşol eşek. Nerede olan patron? Şurada ileride abi. Git çağır bakayım. Patron Kemal abi geldi. Tamam. Nerede Kemal abi? İşte. Siz paraları alın, ben birkaç tur daha atacağım. Aferin, dediğimizi yaptın, başardın. Şimdi sen de baban gibi büyük bir iş adamısın. Yok canım. Allah Allah. Yalnız bundan sonraki gideceğimiz yerlerde de aynı sertlikle babanın hakkını asılıp alacaksın. Ben işimi bilirim amca. Muhtardır. Kapıyı aç amca. Otur sen şu koltuğa, o gelecekti. Unutma, patronsun. Gülme. Asıl. Pozunu al. Beni istetmişsin patron. Diğer iş yerlerini gezip babamın paralarını toplayacakmışım. Sen de bizle gelecekmişsin. Tamam patron. Yalnız önce dikiş tutma, Sabri'den başla. Niye o muhtar? Sabri, babanın bende hesabı filan yok. Gelsin oğlu, hesabı kendi alsın dem. Tabii alırım. Sabri'nin hesabını başka güne bırakacağız. Bırakamayız. Dikişsiz Sabri bütün araçları bizim mıntıkadan toplayıp havasını basmış. Patron, eğer Sabri'yi madara etmezsen... Hem yolların kesilir, hem de 5 parasız kalırsın. Babamın paralarını mı vermiyorlar? Hangi eşyol eşek? Dikişsiz Sabri dedim ya. Öyle ha? Ben onlardan babamın paralarını almasını bilirim. Hadi gidiyoruz. Şimdi yaşa bastık. Sabri Kemal'i temizler baba. Tetikte olalım. Bu işin bu kadar çabuk biteceğini sanmazdım. Tam da yoluna koyuyorduk. Amca ya, dışarıda hava çok sıcak. Şu ceketi giyseydim be. Yandım. Koskoca dayısın be patron, biraz dayan. Oh, bu nasıl acısına dayanılmaz be, dayanılmaz. Bitir ulan şunu hadi. Kabahat senin. Yakıyı çıkarıp atma. Tabii biraz bağırtacak. Bağırtacak ha. Bana bak Zühtü, bu Nasır davasından kimseye laf edecek olursan, dikişini çift atarım, haberin olsun. Ayıp ettin Sabri abi, söylemem. Gene de unutma, koftinin biri Nasır'ımıza basarsa, dayılığımızı madara eder. Bu dalgayı senden başka bilen yok. Sağ ol Sabri abi, ben arkadan cız. Dinleyin ulan develer! İstanbul'da en büyük benim! Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar! Arnavut! Buyur abi. Vodkamla eriği çalıştır ulan! Varsa bu dikişi sökecek, çıksın görelim!
Sabri abi, babanla oğlu Kemal ve adamları geliyor. Demek dikişlenmeye geliyor. Burası karışacak, vaziyet alın. Dikiş tutmaz Sabri, sen misin lan? Benim. Buymuş. Ne yapacağım şimdi Hamdi? Bildiğini yap. Yürü bakalım, ne olsun. Ver bakalım lan babamın paralarını. Vermezsem ne olacak? Vermiyor musun şimdi parayı ha? Ben de. Ne? Konuşsana ulan. Konuşamıyorsun, değil mi? Verecek misin lan paraları? Otur lan, otur. Bak çocuklar, gördünüz mü? Hiçbir bok yiyemiyor. Sesi sedası kesildi. Vereceksin değil mi paraları? He? Döverim ha. Yeter ulan artık. Vereceksen ver parayı. Eşol eşek. Bu bayıldı. Şimdi paraları kimden alacağız? Bilen yok mu? Getirin lan kasayı. Getirin lan! Ah! Koca Sabri'yi yere yapıştırdın Kemal. Ne yaptın herife? Ben bir şey yapmadım. Koyun koyun, ayağımın dibine koyun bakayım. Bu adamın babaları tuttu, kaçalım buradan. Ne oldu Kemal? Ayağım kasanın altında kaldı. Oy. Açsana paraları sayalım. Para para para. Para para para. Ya yazıktır be. Şu karıya biraz para verin. Hiçbirinizde para yok mu lan? Tüh, rezil olduk. Ne? Ha. Yoksa karı zengin mi? Kemal kadına kesildi, bu çok iyi. Bir şeyler düşünüyorsun galiba abi. Hem de nasıl? Hoş geldin Kemal abi. Ver de şu mübarek elini öpeyim. Ne bu numara? Sana numara söker mi abi? Sen numara yer misin? Ben yemem. Sen yer misin? Sen istedikten sonra her türlü numarayı yerim. Ye bu numarayı o zaman. Ha? Yiyeceğim dedin, ye bakalım. Ha. Hadi yesene. Yesene lan. Yedim Kemal abi. Aferin. Babamın hesabını ver. Buyur abi. Babanızın spesyal özel içkisi, Yıldırım Çarpar kokteyli. Siz de çok beğeneceksiniz. Merhum babanız bir dikişte içerdi. Bu ne be? Bizim papağan Ziya'nın su kabı kadar. Daha büyük bardakla getir. Cimri misin, nesin? Çok sert içkidir abimiz. Herkes dayanamaz. Bunun sertliğinden ne olur lan? Aaaa!
şişeyi getir lan! Bana yıldırım düştü, çabuk! Şişe tamam mı? Hala duruyor! Tamam, geldi abi. Dikiş tutmaz sabrıyı madara ettiğiniz için size bu makineyi hediye ediyorum. Dokuzluktur. Niye 18'lik değil? Sana bu daha yakışır abi. Aman dikkat et, doludur. Patron, gidelim de biraz istirahat et. Ben o karıyı almadan şuradan şuraya gitmem. Oldu patron. Sen eve git, ben o karıyı sana gönderirim. Sahi mi? Kimdi o? Meşhur ölen babanın oğlu Kemal. Demek o ha. Baş edemedin mi o sümsükle? Sandığın gibi değil. Onu yok etmek için bir tek çare var, o da sensin. Ben ne yapabilirim? Herif sana kesik kızım. Kemal'in evine gidip onu pencerenin önüne getireceksin. Sonrasını bize bırak. Sana bunun için çok para vereceğim. Tamam mı? Tamam. Ziya'cığım, biraz sonra sevgilim gelecek. Dikkatli ol canım, olur mu? Peki. Sakın bir gevezelik yapma, tamam mı? Tamam. Ulan ben gene de sana güvenemiyorum. Yandaki odaya götüreceğim seni. Mutlaka bir halt edersin. Kapı, kapı, kapı! Şşş, anladık oğlum. Oo, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Böyle buyur. Oo, eviniz çok güzelmiş. Beni nasıl buldunuz? Çok çirkin. Teessüf ederim. Siz mi söylediniz? Evet. Demek siz söylediniz. Hayır canım, ben söylemedim. Kim söyledi acaba? Yoksa evde sizden başka biri mi var? Var. Aman yok. Hiç kimse yok evde. Yalnız ikimiziz. Oh, neyse rahatladım. Buyurun oturalım. Otur canım. Oturma! Niye? Oraya oturma. Benim yerime otur. Ben de şöyle oturayım. Uf, burası çok sıcak değil mi? Yok canım, gayet serin. Niye kapattın? E komşular görür. Dur sana bir içki vereyim. İçkileri bardaklarına koyuyorum. Şerefe canım. Sıhhatine canım. Ya bu bardaklar da amma çürük ha. Havaya kaldırınca kırılıyor. Ya tokuşturursak ne olacak merak ediyorum. Al benim kadehimden iç. Yok, o sende kalsın. Ben başkasını alırım. Hadi tokuşturalım. Hadi canım. Demek ki tokuşturunca ikisi de kırılıyormuş. Ben içki getireyim. Aman, içkiyi bırak. Ben bir plak koyayım, müzik dinleyelim.
Sen sakın buradan kımıldama, olur mu? Peki canım. Hay Allah. Oo, çok acelecisiniz. Biraz öyleyimdir de. Benim dansıma dayanamayıp bayıldı. Kalk hadi kalk. Ne dans edermişim be? Karı ölmüş. Muhtar abi, herifin işi tamam. Artık Kemal diye biri yok. Bir kurşun da götürdü. Aferin ulan kulaksız. İyi iş becerdin. Bunu hak ettin. Sağ ol abi. Alo. Evet. Ya muhtar. Şşş, muhtar. Sen misin? Bana bak. Senin bu gönderdiğin karı cılızdı. Dansıma dayanamayıp öldü. Ha canım. Ha. Sen şimdi iri bir karı gönder. Belki dayanabilir. Şey olabilir. Neyse ben icabına bakarım. Sen demin kimi temizlemiştin ulan? İyi, patronu, Kemal'i. Bundan sonra birini temizlerken gözlük tak! Kemal umduğumuzdan daha kurnaz çıktı patron. Herifi bu sefer fena aşıracağız. Gir içeri bombacı. Kemal'in işini bombacı bitirecek. Bu çakmakla. Bombacı, bu çakmağın içine bombayı yerleştirebilecek misin? Bunun içine tank sokarım. Ben mercime bile dinamit koyup adamı toz ederim. Parayı vermemişsin, muhtar telefon etti. Şimdi ben de sana getirecektim. Al abi. Haddimiz olmayarak en kralından sana bomba gibi bir çakmak hediye edebilir miyim? Çakayım bakalım. Aman çakma abi. Ambar patlayıcı maddelerle dolu. Sonra havaya uçarız. Elimi bırak. Aferin lan. Çok sevdim ha. Bombacının bombalı çakmağı Kemal'e vereli bir saat oldu. Neredeyse Kemal'in parçaları buraya düşecek inşallah. Hadi kapıyı aç oğlum bakayım. Merhaba çocuklar. Kağıt oynamaya geldim. Hamdi, avukata git, haber ver gelsin. Tamam mı canım? Hadi bakayım yavrum. Sen bombacıdan parayı almaya gitmedin mi? Gittim. Paraları da aldım tabi. Bırakır mıyım hiç? Bir de bana çakmak hediye etti. Nasıl? Bir çakışta da yanıyor. Allah Allah! Allah! Neden söndürdün lan? Nasıl siyan olmasın Kemal abi? Hadi oturun be! Kumar oynayacağız. Bizim işimiz var, gidiyoruz. Oturun lan! Kimse gitmesin. Oyun var şimdi. En büyük kağıdı çeken paraları alır. Çıkarın bütün paraları. Muhtar, sen de kağıt dağıt hanım. Hadi bakayım.
Benden 10 lira çünkü ben patronum. Böyle güzel çakmak varken o adi şeyle sigara yakılır mı oğlum? Aman bu andan sonra sigarayı bırakıyorum patron. Ben de piro yakayım bari. Bizden yak patron. Piromu kendi çakmağımla yakacağım. Aman yakma. Ha, sen yakacaksın. Öyleyse yak. Yaksana ulan. Sen yak abi. Sen yak ulan. Sen yak. Ne? Ver lan şunu. Ben yakarım. Oy! Size ya. Oturun da oyunumuzu oynayalım. Büyük çeken kazanır. Benimki ikili. Benimki papaz. Bacak. Onlu hız. Şimdi kim kazandı peki? Tabii ki sen kazandın. Çok şanslısın. Bizi kazıdın. Tam takır bıraktın. Oyun da bitti. Oturun. Oturun be. Sizi yuttum diye üzüldünüz değil mi? Hadi sizlere birer piro vereyim de için. Ama paraları geri vermem. Şimdi de fiyatalı çakmağımla pironuzu ben yakacağım. Dur abi! Niye yedin lan piroyu? Puroya dayanamam, hemen yerim. Tamam, tamam, hemen yerim. Yerim. Tamam, hemen yerim. Peki, sen niye yiyorsun? Kemal abi, ben puro yemesini Hayri'den daha çok severim. Ulan, şu pironun tadı bu kadar güzel mi ya? Bir tane de ben yiyeyim. Ben yiyeyim. Şekeri az galiba. Sen neden pironu yemiyorsun muhtar? Ben ne yemesini ne de içmesini severim. Yiyemezsen içeceksin. Çare yok. Bu Mehmet'in yandığı yok. Paya mı geldiniz? Zahmet ettiniz abi. Ne mangır ulan! Manyak! Senin yaptığın bomba ne patladı ne de Kemal havaya uçtu. Al bu çakmağı, bir daha da civarında dolaşma! Siz çakmasını bilemediniz ya! Benim yaptığım bomba her zaman patlar! Patron, beklediğiniz iki adam geldi. Gelsinler. Emret abi. Kemal diye birini temizleyeceksiniz. Bu iş için 50'şer bin lira alacaksınız. Merak etme abi.
kımıldamayın. Atın silahlarınızı. Dönüp duvara yaslanın. Soyunun. Başınıza bela gelmesini istemiyorsanız hududu geçin. Hadi! O ne? Biz bu adamla başa çıkamayız. Aklın varsa sen de durma kaç. Biz ölümden zor kurtulduk. Hadi eyvallah. Abi, biz bu adamı aklayamayacağız galiba. Ne düşünüyorsun patron? Meraklanmayın, bir şeyler düşünüyorum. Sen her zaman iyi şeyler düşünürsün. Silahı bırak Sabri. Çarpışmak için gelmedim. Anlaşmaya geldim. Ne anlaşması ulan muhtar? Sen Kemal'in çanağını yalıyorsun. Çanak kaldı mı yalayalım. Kemal bütün arpayı cebine indiriyor. Birleşip onu aradan sıyırtalım. Tamam mı? Falsolu konuşma muhtar. Daha berrak anlat. Berrağı şu. Herife silah, bomba işlemiyor. Adı büyük. Senin yardımın olmadan Kemal'i harcayamayacağımı anladım. Ne biçim yardım? Kemal'i senin depoya sevk edeceğim. Sen de orada işini bitirirsin. Bas git ulan buradan. Bende kelek dava yok. Ben kalleşçe adam harcayıp namıma leke sürmem. Hadi yaylan. Yaylanmadan şunu öğren Sabri. Kemal senin malların geleceği depoya kendi mallarını koyup seninkileri de iç edecek. Kim kime kelek yapacak o zaman anlarsın. Hadi yaylan dedim sana. Dikiş tutmaza iyi gıcık attın muhtar abi. Tasarladığın dalga motoru çaktım. Tabii, şimdi Kemal'le Sabri'yi birbirine tokuşturup ikisini de bozuk para gibi harcayacağım. Sana buraya uğrama dedikti muhtar. Ne istiyorsun yine? Keyfimden gelmedim. İşler karıştı. Karıştıysa ipleri ben çözerim. Neler oluyor anlatsana. Gelecek olan malların üzerine Sabri oturacakmış. Bizim malları kendi deposuna indirecekmiş. Böyle olursa dökülmüş mısır koçanı gibi kalır. Para yerine hava alırız patron. Ben hava istemem. Para isterim. Babamın paralarını kimse alamaz. Sabri kimmiş? Arkadaş ben şimdi gidip onun anasını, avradını... Sakin ol patron, hallederiz. Hamdi sen git bizim depoyu garantile. Biz de yarın Sabri'nin deposuna gider... kendisine gereken dersi veririz. Yahu amca... Sabri bu dersleri mektepte okumuş olmasın? İstersen değişik bir ders verelim. Subhanallah. Alo, ben komiser Reşat. Yarın Haliç'teki Kartal Kum deposuna büyük parti kaçak mal indirilecek. Saat 11'de. Orada olursanız kaçakçıları ve ortaklarını kıskıvrak yakalayabilirsiniz komiserim. Ahmet, bana komiser Yılmaz'ı gönder evladım. Emredersiniz. İşte bu depo, mallar burada. Yürüyün. Kemal'in işi tamam. Polis neredeyse düşer. Tüyelim. Muhtar. Neredesin? Kim aldı ulan şapkamı? Ben şapkasız dolaşamam. Ben. Şapkanı duvara astım.
şapkamı uçurdum. Sıkıysa piromu da uçur bakalım. Ben zaten piroyu yarım içerim. Yarım piro daha lezzetli oluyor, tavsiye ederim. Aramıza yalnız daldın. Hakikaten yürekli delikanlıymışsın. Ama gene de seni temizleyeceğim. Allah razı olsun, temizleyiver. Bugünlerde zaten çok kirlendim. Düğün, Kemal hepimizi temizleyebilir. Ulan bir tabanca için bu kadar ağlanır mı ya? Al bakayım tabancanı kardeş. Niye beni temizlemiyorsun? Laf karıştırma da şu malları ver bakayım. Nasırımı mahvettin. Malları düşünen kim? Demek mallar benim. Hayır bizim. Müsaadenizle biz alacağız malları her zamanki gibi. Nasıl olur ya? Bu mallar babamı. Babamınki de benim sayılır. Bu adam zorla almak istiyor. Yakalayın polis abiler. Yakalayalım. Ne oldu avukat? Muhtarın oyununa geldik. Beni yaraladılar. Kemal'i de yakalayıp hapse attılar. Arkadaşlar, Kemal abimiz geliyor. Abicim ceketini alayım. Şöyle buyur abicim. İşte yatağın abicim. Geçmiş olsun abi. Niye oğlum, hasta mıyım ben? Hoş geldin Kemal abi. Yap bir çay, budur. Bundan sonra dışarıda olduğu gibi buranın kralı da sensin. Yak bir sigara abi. Dikkat etsene ulan, yangın çıkaracaksın. Kemal abimiz bir tane ver. Helal olsun Kemal abi. Sade abi. Ulan ergelene dokunuyorsun. Dokununca huylanıp kıvrandığımı bilmiyor musun? Biliyorum Sade abi ama önemli bir haberim var. Aramıza meşhur babanın oğlu Kemal geldi. Herkesi etrafına topladı. Senin dayılık elden gidiyor. Bana bak Kemal, dışarıdaki havanı burada basamazsın. Çünkü buranın dayısı benim. İyi peki, ben de amcası olayım. Gelsin lan! Bundan önce bana posta komaya kalkan vagon Necmi'yi, komodin Bahattin'i nasıl hacamat ettiğimi anlatsınlar da dinle. Anlat da dinleyelim abi. Zaten canım sıkılıyor, ferahlarım. Hadi anlat. Hadi. Hadi lan. Kum ulan. Hadi be. Hadi. Dur lan. Gülerken bayıldı. Hey Allah. Ne güzel gülüyorduk ya. Çok iyi yaptın be abi. Kemal abimize onluktan ikilik bir çay yap. Yak bir sigara abi. Bundan sonra Kemal abimiz ne öksürürse o olacak, anladınız mı? Bundan sonra ben de sık sık öksürürüm. Muhtar çoktan işin başına oturmuş baba. Onu oradan atmak artık zor. Bugün ziyaret var. Hapishaneye Kemal'i ziyarete gideceğim. Daha ortalıkta görünme. Muhtarın adamları görüp seni harcayabilir. Biraz daha sabret. Hele ben ayağa kalkayım da. Çok haklısın baba. Buyur Kemal abi. Beni 20 senedir tek sen madara ettin. Dayısın, emrindeyiz abicim. Emret uğruna kelleyi uzatalım, tamam mı? Müsaadenle Kemal abicim. Bu iyi adam be Sabri. İçinden geldiği gibi konuşuyor, sevdim. Yufka yürekli olma Kemal abi. Muhtara acıyıp güvendin, önce babanı akladı. Sonra da bir kolpayla ikimizi de kodese attırdı, yalan mı? Yani babam eceliyle ölmedi mi? Onu muhtar öldürdü, bilmiyor musun? Muhtar mı öldürdü?
O muhtarı geber Kemal abi. Geberteceğim. Vur Kemal abi. Vuracağım. Öldür Kemal abi. Öldüreceğim. Yırtacakmış Kemal patron. Haberin var mı? Yakında av çıkacakmış. Duyduk, Kemal kolay kolay yırtıp çıkamaz. Onun işini bu gece şişçi Coşkun bir şişte görecek. Yarın da isteyen cenazesine gider. Niye kardeşim duvara işiyorsun? Gel şurada rahat rahat yap, gel bakayım. Senin yerine kendimi şişledim Kemal abi. Kemal şişiyle temizlemiş. Yarın Sabri ile dışarı çıkıyorlar. Onlar çıkar çıkmaz tarayın. İbo, bu işi sen halledeceksin. Peki patron. Kemal bana ulaşmadan cennete gitmeli. Götürene fazladan 20.000 papel var. Haberinizi kum deposunda bekliyorum. İşte çıktı, dikkatli ol. Peki. Geçmeyeceğiz. Hazla bakalım. Babamı muhtar öldürmüş. O muhtarın kafasını koparıp böyle havaya uçuracağım. Adamı öldürdüler ya. Konuş lan, sizi kim gönderdi? Muhtar gönderdi abi. Beni affet abi. Nerede olan o muhtar denen herif? Asköy'deki kum deposunda. Depoda mı? Evet. Ben bu muhtarı bu sefer garanti öldürürüm. Oh! Abi, Kemal'i öldüremedik. Yerini öğrendi, buraya geliyor. Tedbir alın, buraya gelmeden evvel öldürün. Dikkatli olun, polis. Oh!
Allah kahretsin! İndirin beni, indirin! Bir kuvvetimi deneyeyim bakın. Amma da kuvvetliymişim ha. Çekerim ha. Şimdi öldürücü darbeyi göstereceğim. Biri gelsin buraya. Niye bağırıyorsun ya? Ayağına mı bastın? Oh! Öldürecek bu herif beni ya. Kendi başını ye! Gidiyorum! Canım, çok teşekkür ederim. Buraya saklanayım bari. Bana bak, oynaşma oğlum. İn aşağı, kulağını çekerim ha. Kemal abi ne olur, yalvarırım, öldürme beni, bağışla! Ulan seni öldürmeyeceğim, ama buradan da çıkarmayacağım. Kemal! Aferin Kemal oğlum, baban gibi bir kabadayı oldum. Nereye gidiyorsun? İzmit'e. Ne yapıyorsun oğlum? Bu kadar mal, mülk, para bırakılır mı? Sen artık zengin oldun.
Pişmaniye var. Pişmaniyeci al. Pişmaniye var. Pişmaniyeci. Pişmaniye. Ver bir paket. Al. Parayı vermezsen döverim ha.